everyone, welcome to Dance Journals. I'm right now in Izmir in Ege University. It's one of the best and biggest universities in Izmir, and I'm gonna be talking with a professor from Ege University and whose expertise is in Zeybek. So he's gonna be explaining us what Zeybek dance is and the origins of it. In Dance Journals, you can discover videos about fascinating and inspiring dancers to dances from all over the world. So let's go. Geleneksel dansların bir kolu. Türkiye'de bizim şu anda yaptığımız teknik olarak 8 dans türlemesi içinde Batı Anadolu'da en yaygın görülen dans tiplemesi. Coğrafi açıdan baktığımızda bu dansların temelde Ege bölgesinden başlayıp da böyle biraz hani o halkaların etkisini azaltarak büyümesi gibi İzmir, Aydın, Manisa üçgeninden başlayan bir ağır zeybek olgusunun Yunan adaları dahil olmak üzere Yunanistan, Balkanlara kadar sirayet eden bir etkisi olduğunu görüyoruz. Dünyada gördüğüm en ağır dans biçimlerinden bir tanesi. Bu hani bu çok ağdalı, çok kendine dönük, çok içsel ve çok ritüelistik bir görünümü olan bir dans biçimi. Tabii ki sahne sanatları olduğu için böyle şimdi sadece maskülinite üzerine kurulmuş ve erkeksilik üzerinde oynanan bir oyunmuş gibi gözüküyor. Ama benim alanda gördüğüm adam kendine, içine, kendi içine oynayan ve böyle son derece içine kapalık ve hani hareketlerde abartılar ve büyüklükler var ama bu abartılar başkasına seni asarım keserim gibi değil de ben kendimi anlatıyorum gibi hissediyorum ben. Ağırlık olarak bunun bir kuş taklidi olduğu, çünkü şamanizmde de işte öbür boyuta geçme gibi aracılık yaparken kuş haline girme gibi şamanların böyle bir davranışı var. Acaba bizim Türk halk oyunlarındaki zeybek danslarında işte bir kuşu mu öykündüğü, işte avına yeltendiği, aldığı, öbür dünyadan buraya geldiği gibi bir şey olabilir diyor. Bu en geçerli iddialardan bir tanesi. Cihat Şakir Kabaşlı'nın söylediği gibi bunlar Dionysos şenliklerinde üzüm sıkma törenlerinde yapılan hareketlerden yola çıkarak işte çünkü biz normalde oyun oynarken de ellerimizi üzüm salkımı gibi bir anlatımda yaparız. İşte bu duruş şekli olarak. Acaba bu o törenlerden bir dönüşüm müydü? Oraya bir farklılaşma mıydı diye düşünüyoruz. İkinci görüş bu. Denizcilerin ağırlıklı kısa pantolon gibi ince potur giydikleri için yani bel dizden yukarı bunların denizci olma ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. O yüzden de bu denizcilikle alakalı olduğu için acaba bunlar gemicilik, işte deniz eylemleriyle ilgili bir harekete mi öykünüyorlar, davranışlar onunla mı diye bir şey var, gelişme var. Kendi yaptığımız kaynak kişileri, özellikle Aydın'dan getirdiğimiz kaynak kişi, işte sahneye çıkıyor böyle bir geziniyor. Diyorum ki neden geziniyorsun, neden sahnede koşuyorsun? Diyor deve güreşinde deve çıktığında diyor böyle sahneyi bir gezmez mi? Yani bir ortada dolaşmaz mı diyor. Sonra bazı hareketlerinden bir çöktüğü zaman deve de ayağını böyle çeldirir diyor. Bizim Batı Anadolu'da deve güreşleri ve deve çok önemli bir unsur. Neden bir deveye öykünmesin? Yani önemsediği bir hayvan da öykünmüş olabilir diye böyle böyle de yeni yaklaşımlarımız var. Ama bunların hepsi yaklaşım hiçbir zaman da kesinleşmeyecek. Rahmetli Onur Aktuğ bizim konservatuvarımızda hocadır. Çok ciddi boyutta bir araştırması ve kitapları var. Onun yaptığı tespitler üzerinde işte üçlemesi sonda işte 9 zamanlı bir kere. Ve biz oyunlara başlarken hep bir üçleme diye başladığımız bir ilk 3 var ki onun sonunda bir durak var. Sonra 5-6-7'de bir durak var. 8-9 kapanış gibi. Bu tanımlamanın üzerine müzikle de baktığımızda bu demin söylediğim iki durakta muhakkak bir es var. Hani tan taran tan tin taran tan tan yapıyor. Orada bir nefes veriyor. Orada bir durak olduğunu sonra melodinin diğer bölümüne geçiyor. O yüzden Onur Aktuğ bu duraklarla bunun zeybeksileştiğini düşünüyor. Tabii bizim için çok önemli olan şey bunun ritmik yapısı. Dansın zaten temel belirleyicisi ritim. O yüzden de işte nasıl söyleyeyim şeyde Aydın'da bir çalış stili var. İzmir'de başka bir çalış stili var. Bu
sahil kasabalarına gittiğinizde özellikle bizim Akdeniz bölgesine yakın olan Bodrum'da, Marmaris'te sahil etkisini çok görüyoruz ve Yunanlarla çok ortaklaşma görüyoruz mesela. Oradaki ritimlerin çok daha hızlandığını, çok daha kıvradığını diyeyim ben böyle, süslendiğini görüyoruz. Bir de bu dansı oynayan kişiler var ki bunlara zeybek dediğimiz kişiler, aslında o bir bakıma Efe gibi. Bunlar 16. yüzyılda Celali isyanlarıyla, yani Osmanlı dönemindeki adaletin bozulması ya da ekonomik dengenin bozulmasıyla, zengin fakir ayrımıyla isyan eden bir grup ki bu tür, biz bunları sosyal eşkıya diyoruz. Bu çeteleri biz ikiye ayırıyoruz. Bir tanesi çalı kakıcı dediğimiz, bunlar gerçekten eşkıya, soysuz sopsuz çalan çırpan tipler, yani onlar hırsız. Bir de onları sosyal eşkıya olarak zeybeklik grubu dediğimiz, halk tarafından sevilen, çünkü Robin Hood hikayesi hesabı zengini alıp fakire veren ve toplumu kayıran kişiler olarak görüyoruz. Yani çoğunun sonu ölüm ve hazin bir şekilde bitiyor. Çünkü sonuçta devlete karşı çıkıyorlar. Ama burada en önemli şey ne? Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı sırasında bunlar milis kuvvetli olarak görev alıyorlar ve şeyde, ordunun içinde Anadolu'yu savunmak için diyeyim, onlar da görev alıyorlar. Özellikle Balkan Savaşları'nda çok büyük yararlılıklar gösteriyorlar. Kurtuluş Savaşı'nda ise, ki en darda düştüğümüz zamanlarda, özellikle bölgesel savunmalarda zeybekler çok prim yapıyor diyeyim. O prim yapmasından dolayı ülkenin kazanılmasına çok büyük emek sarf ettikleri için en başta Atatürk tarafından tatif ediliyorlar. Şu anda Atatürk'ün isminin işte sarı zeybek filan denmesinin sebebi de aslında onlara verilen bu onurun bir uluslaşma politikası şeklinde dönüşümü oluyor. Şu anda Türkiye'de zeybek dansı zeybeklikle direkt özdeştiği için bizim askere giderken herkes bir harmandalı zeybek oynamak istiyor. Günümüzde artık kent düğünlerinde muhakkak kurgulu, senaryolu ve koreografili dans çalışmaları yapılıyor. Yani gelin çalıştırılıyor, damat çalıştırılıyor, ikisi beraber oynuyorlar. Yani kendimce çok mutlu olduğum bir şey var ki halk bu tip dansı oynamaya istek ve ihtiyaç duyuyor. Bence yani dönüşse de, değişse de bu iş devam edecek, çünkü böyle bir şeye ihtiyaç var.